biz bugün Volkswagen marka bir aracın iç tanıtımı derken kendi aracı adayımızın otomatik bir araçtı. Vitesleri biliyorsunuz. P park, R reverse yani geri manevra yapıyorsunuz. N'ye bir şey demeyeceğim. Neutral diyorum, neutral diyorum. Herkes bir şey söylüyor. N işte boş. Tamam, biz Türk'üz, Türkiye'de yaşıyoruz. Biz N boş diyelim. Boş vites demek. D de ileri vites, drive yani öne doğru sürüş demek. Yanındaki S bu tip araçlarda ya da diğer birçok araçta da var. S demek spor. Bu demek spor. Yani daha seri kullanım diyelim ona. Ona ekstradan geçebilmek için de ne yapacağınızı göstermiştim bu tip bir araçta. Gerekirse yine gösteririz. Bir de bunda manuel modu var sağ tarafta. Çünkü demiştik ya bunlar çift kavramalı. Yarı otomatik. DSG şanzıman bir araç. Yarı otomatik. Bunu istediğinizde drive moddayken sağ tarafa doğru çekip mesela drive'a alalım bunu. Hem o S modunu da bir görmüş olalım. Buradan görünüyor zaten. P'desiniz siz. Onu yavaş yavaş bakın, R'de şu an. Şu an N'de, şu an D'de. Bakın buradan da görünüyor hangi viteste olduğunuz. Eğer spor moda geçmek istiyorsanız mesela D'desiniz ve spora geçmek istiyorsunuz. Sadece vitesi bir kere daha arkaya doğru kısa bir çekip bıraktığınızda bu spor olacaktır. Spordan kurtulmak istediğinizde aynı hareketi bir kere daha çekip bıraktığınızda tekrar D. D ile S arasındaki geçişleri de bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Basmaya gerek Evet. kalmıyor. Yani ama her şeyden önce kesinlikle hareket etmeden önce şurada eğer gösterge panonuzda, panelinizde vitesinizi gösteren bir ibare varsa oraya bakarak hareket edin. Oraya bakmadan harekete geçmeyin derim. Tabii buraya baktığınızda neleri yapmadığınızı da görürsünüz. Mesela kemeri takmadınız, el frenini indirmediniz. Buradaki kırmızı olan işaretler ortadan kalkacak. Sonradan harekete geçmiş olacağız. Bu önemlidir. Onun dışında bir de manuel modu vardı bunun. Manuel mod için zaten artı ve eksi sağ tarafında diyor. Yani vitesi sağa doğru yasladığınızda artık bu araç manueldedir. Bakın bir yazıyor. Yukarı doğru şunu anlıyoruz. Yukarı doğru her ittiğinizde vites bir tane yukarı çıkacaktır. Şu an hareket etmediği için çıkmıyor. Bazılarında 2 yapıyor ama 3 yapmıyor mesela. 2 diye ittiğinizde bunlar da yok. Her yukarı ittiğinizde bir vites yukarı çıkacaksınızdır. Vites düşürmek istediğinizde de gerçi bu tip arabalarda yavaşladığınızda kendi otomatik düşürüyor. Ya yani manuel modda bile kendi otomatikman düşürüyor siz düşürmeseniz bile. Ama kendiniz keyfi düşürmek istediğinizde, yani araba düşürmüyor ama siz düşürmek istiyorsunuz vitesi. Bu defa aşağı doğru bir kere çekip bıraktığınızda vites her seferinde düşecektir. Buradaki de bu işe yarıyor. Aslında bununla ilgili özel uzun bir video çekmek lazım. Bu nasıl kullanılır, nerede kullanılır? Çok da önemlidir. Dün size de söylemiştim. Ben size dedim ya, aracınız otomatik mi? Hayır, yarı otomatik demiştiniz. Ben de dedim yani ekmek ekmektir. Ekmek var. Bir de ama ikiye böldüğünüzde o ekmeği yarım ekmek olur. Ama ekmek özelliğini kaybetmez en azından. Bu da aslında bunlar daha kullanmasını bilen için daha verimli, daha sağlıklı ve daha az yakıt tüketimi yapan araçlardır. Bu tip araçlar. Çift kavramalıdır demiştik. DSG dediğimiz yani birinci vites, şimdi kavramanın biri 1'deyken biri 2'dedir, diğeri 3'tedir 2'deyken, öteki 4'tedir o 3'teyken, öyle gider. Hep diğer vites her zaman bir hazırdır. O yüzden sarsıntısız geçiş yapan otomobiller olarak bilinir bu tip araçlar. Sarsıntı yapmaz mesela bu tip otomatik araçlar. Diğer otomatiklere nispeten biraz daha böyle konforlu. Evet. Ama ben öğrettim az önce. Nasıl yanıyordu farlar? Evet, şu en soldaki harici olan anahtarı en sağa çevirdiğimizde, yani şu sırasıyla çevirebilir miyiz onu? Kapatalım. Kapatalım. Sırasıyla ilk çevirdiğimiz neydi? Yeşil yanan park farlarıydı, değil mi? Park farları. Tamam. Bir tane daha çevirdiğimizde normal bildiğimiz farlar yanıyor. Bir de sol tarafta ne vardı? Sis farı. Sis farıydı değil mi? Biliyor muydun daha önce sis farı Bilmiyordum. Olduğunu? Tamam. Sis farını nasıl yakıyorduk? Far bekle. Şimdi far yanıyor. Farlar yanıyor şu an. Farlar yanarken onu kendinize doğru çektiğinizde, doğru, kendinize doğru çektiniz. Bakın burada sis farları dayandı. Şurada gördüğünüz sis farlarıdır. Onu tekrar kapatmak istediğinizde de sis farlarını üzerine basıyorsunuz, kapanıyor. Bu sis farları çok önemlidir. Özellikle arka sis farları arkanızdan gelen trafiğin inanılmaz gözünü alır. Yani herhangi bir günde sis farları yakmayın, çok önemlidir. Yakmayın sakın. Sisli havalarda sadece sis farlarınızı yakın, devreye sokun.
İkincisi, madem sis demişken, sisli havalarda bir de uzun farlarınızı lütfen yakmayın. Daha da göremezsiniz. Uzunları yakıyor bazı arkadaşlar. Dörtler de yanabilir sisli havalarda. Ama sis farlarınızı muhakkak, dediğim gibi, bu tip araçlar elimizde çok mevcut. Yani Türkiye'de çok insan kullanıyor. Ve o sisleri nasıl yakacağını bilmiyorlar. Bir kere daha gösterebilir miyiz nasıl yanıyordu? Çektiğimizde kendimize. Normal farları, evet bu park farıydı. Bu normal farlardı. Onu yukarı doğru kendimize çektiğimizde sis farlarımız da devreye giriyordu. Burada göründü zaten. Kapatabiliriz sis farlarımızı. Far her zaman açık olsun. Gece, gündüz, yaz, kış. Bakın far sadece akşam açılmaz aslında. Gece, gündüz, yaz, kış farlarınız açık olsun, önemlidir. Uzunlarımız da hemen hemen klasiktir. Bütün araçlarda aynıdır. Sinyal kolumuz üzerinden bu tip araçlarda şöyle. Bakın mavi yanıp sönüyor, görüyor musunuz şurada? Evet. Arabaya da bakın mesela, bunu yaktığımda bakın karşımdaki arabaya nasıl parlıyor. Bu uzun. Selektör diyoruz. Sürekli yanmasını istiyorsak ileri doğru itiyoruz. Bakın sürekli yanıyor mavi. Sürekli. Tekrar kendimize çektiğimizde de kapanıyor. Birçok araçta bu uzunları bu şekilde olmayabilir. Kendinize şu şekilde çektiğinizde uzunlar o şekilde yanar. Ama bu grup araçlarda ileri ittiğinizde uzun sürekli yanıyor. Tamam. Uzunlar nerede kullanılıyor? Uzunlar, karanlık bir yoldasınız. Karşınızdan gelen yok. Karşı taraftan herhangi bir gelen yok. Karanlık bir yoldasınız. Ve önünüzde de bir araç yok. Yani size kılavuzluk yapan bir araç yok. Önünüzde ve karşınızda gelen bir araç yoksa uzun yakarsınız. Önünüzde bir araç yok, karşıda ama çok uzakta bir araç geliyor. Yine uzun yakabilirsiniz. Ona yaklaştığınızda kapatırsınız uzunlarınızı. Tamam. Şunu da anlatayım. Uzunlar nasıl karşınızdan gelen ve önünüzdeki aracın, sürücüsünün gözlerini rahatsız ediyorsa, sis farları da sis olmayan havalarda yaktığınızda arkanızdaki aracın sürücülerinin inanılmaz gözlerini alır. Söyleyeyim. Çok tehlikelidir, sıkıntılıdır. Hatta ceza müeyyidesi de vardır. Geçen bir öğrencim sürekli sis farıyla gidiyor böyle. Baktım neden yanıyor dedim sislerin. Dedi ki eşim söyledi. Dedim yani yanlış anlamayın ama bu serseri işi bir şey dedim yani. Sis farı nedir dedim yani sisli olmayan bir havada. Neyse onu da razı ettik sonradan. Yakmamaya başladı. Onun dışında sileceklerimizi siz normal ön camı sileceğini nasıl devreye alıyorduk? Hayır, o yıkama. Güzel. Bu tip bir araçta yıkama yapmak istiyorsanız ön camı kendinize doğru çekip tutun onu. Yani sağdaki kolu tutarak yapıyorsunuz bunu. Yıkamayı bitirdiğinizde bırakın, o bir süre sonra kendini kapatacak. Tamamen buradaki su bittiğinde. Sileceği devreye, ön sileceği devreye sokmak istiyorsanız bakın burada zaten işlemler var. Bir, mesela bu yağmurun şiddetine göre bir kademe daha arttırdınız, daha hızlı yapacak bunu. Yağmur daha şiddetliyse bir kademe daha arttırırsınız. Kademe sırası bu. Evet, 1, 2, 3 kademeli. Ama bir kere silip kapatmak istiyorsunuz sadece, hiç uğraşmak da istemiyorsunuz. Bunu bir kere aşağıya doğru bastığınızda, bıraktığınızda zaten o kendi yerine geri gelecek. Bir kere siler bırakır. Buna da manuel silme olayı diyoruz. Manuel siliyoruz bir kez. Arka silecekleri ise bu tip araçlarda siz yapın. Az önce göstermiştim. İleri ittiğinizde arka sileceklerimiz devreye girecektir. Arka camı yıkamak istediğinizde de devam edersiniz. İleri doğru basılı tutun. Bakın arka camı yıkıyor şu an. İleri doğru itip tuttuğunuzda da arka camı yıkarsınız. Anlaştık mı? Kapatalım tekrar. Yani o arka, kendinize geri çekin. Yoksa arka camı sürekli silecektir o. Anlaştık. Dörtlerimiz bunlar. Bir de bunlarda şey vardır mesela. Birçok araçta da var. Sadece bu araçlara özel değil. Start stop özelliği vardır. Bu arkadaşı isterseniz devreden çıkarabilirsiniz. Devreden çıkarttığınızda, yani her durduğunuzda araç stop etmez. Ama bu arkadaş off diyor zaten şu an. Devredeyken bakın kapandı araba. Kapandı, evet. Siz freni bıraktığınızda araç yeniden çalışacaktır mesela. El freninizi indirin. Size zahmet. Siz bana ne demiştiniz dünkü dersimde? Ben el freni indiremiyordum dediniz değil mi? Bas, şimdi mesela freni bir bırakın, bakın çalışacak araba. Bakın çalıştı direkt. Evet. Gördünüz mü? Evet. Ama bu devrede değilken çalışmıyor. Yani şu an mesela normalde devrede olsaydı durduğunuzda stop edecekti az önceki gibi. Yani bu da start stop dediğimiz arkadaşımız da bu arkadaştır. Bunların bir de aynı zamanda hill holder özelliği de var. Hem yarı otomatik, yani otomatik bir araba, ama ayrıca da bir de rampalarda sizi bir 4 saniye kadar ekstradan tutuyor. Zaten sizin aracınızı test ettik, gayet güçlü bir araç.
yani rampalarda gayet hem kaymadığı gibi bir de öne doğru hareket ediyor. Evet. Şu arkadaşımız bakın şu dikdörtgen ve içerisinde böyle bu ya da buhar işareti gibi diyelim yani rezistanstır bu aslında. Bu işareti gibi bir işaret var. Dikdörtgen olduğunda bu arka camın, arkamızdaki camın buğulanmasını gideren tuş bu. Yani buğulandı mesela, buna bastınız, arkanızdaki camın buğulanmasını giderir şu dikdörtgen olan. Ön camın, daha önemlisi ön camın buğulanmasını nasıl gideririz dersek de şu gördüğümüz arkadaşı, şu arkadaşı şu konuma bakın, aynısının yamuğu var burada. Yani o 3 tane içerisinde şöyle giden bir rezistans işareti var ya, aynısının yamuğu var, yamuk işaret var. Ona getirdiğimizde, yani o işarete getirdiğimizde şu arkadaşı fanı da devreye soktuğumuzda, yani sıfırdan devreye soktuk. Bu arkadaş sıcaklı olması daha iyi böyle havalarda. Bir süre sonra buğulanmanın giderileceğini göreceğiz. Giderildiğini göreceğiz daha doğrusu. Daha çabuk buğulanma giderilsin istiyorsanız, yani buradaki buğu gitsin istiyorsanız en son konuma getirirsiniz. Ardından buğu gittikten sonra bunu tekrar biri alabilirsiniz. Çünkü çok sıcak olabilir içerisi ya da kışın çok soğuk olabilir. Ardından da bu burada kalması yerine burada kalmasın. Hem sizi de ısıtsın istiyorsanız şuraya getirirsiniz. Ayak. İki işlemi birden yapar. Hem ayak hem de bakın aynı işaret orada da var. Yani bu konumdayken hem ayağınızı ısıtıyor hem içeri ısıtıyor hem de cama şuradan ısı vererek iç dış dengeyi sağlıyor ve buğulanmayı gideriyor. Bu şekilde yapıyorsunuz. Kapıyı birçok arkadaşımız bunu ister. Bindiğinizde belli bir süre sonra kilitler ama siz derhal ilk oturduğunuzda kilitlemek istiyorsanız şuradan, evet. Diğeri de kilidini açar, kapının kilidini. Şurada gördüğünüz arkadaş ayna ayarlarını yapar. L'yi aldığınızda left, yani sol aynayı ayarlarsınız. R'yi aldığınızda sağ, yani right, evet. O sol ayna, R yazan da sağ aynayı ayarlar. Şurada gördüğümüz. Üste bir şey daha var, dikkat ettiniz mi? Onun, evet, üstünde bir işaret daha var. Evet. O da aynayı ısıtır. Alın oraya mesela o şeyi, o çizgiyi getirin, oraya getirin. Heh. O da aynayı ısıtır. Ayna rezistanslıdır. Dikkat ettiniz mi? Orada da rezistans aynen, işareti var. Aynen, burada var. Değil mi? Ama ayna. Aynaları ısıtır. Aynalar da buğulanabilir çünkü. Şurada gördüğünüz dörtlü, ne demiştik? Dört kişilik aslında bu araçlar. Sol, sağ, sol ön, sağ ön, sol arka, sağ arka. Bu camları açmak için üzerine bastığınızda, mesela sol önün üzerine, sol, siz sol önde oturuyorsunuz ya, evet, üzerine basın, cam açılacaktır. Çektiğinizde yukarıda cam kapanacaktır. Çünkü çok karıştırıyorlar değil mi? Az önce siz de karıştırmıştınız hangisi falan diye. Aynen. Yani bu dört tane camı simgeler ve sembolize eder ve oradan kumanda edersiniz. Dört cam otomatik dedikleri şey bu. Benim anlatacağım en azından buradaki mekanizmalarla ilgili bu. Şurada da bir şey var. Gördünüz mü? Bakın şurada. Farı ayarlarsınız oradan. Onun dışında. Bu mu döndürülüyor o zaman? Evet, onu döndürüyorsunuz. Evet, 1, 2, 3, 4 diye. Bakın orada siz çevirin mesela, bakın orada araçtaki ışık gitti. Yukarı doğru kaldırın. Bakın karşınızdaki, aynen, arabaya. Evet. Zaten far ayarı karşınızda düz bir duvarla yapılır aslında. Hmm. Tamam. Yani kısmen şu an bilmeniz gereken bunlar bu araçla ilgili. Haydi bakalım. İyi dersler.